Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten devam ediyor. Stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erdoğan Toprak bulunuyor. Kendisiyle sizi, bizi, milleti, vatanı, milleti konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olaylara bakış açısını da değerlendireceğiz. Günaydın efendim, iyi pazarlar. Günaydın. İstanbul'dan geldiniz, çok teşekkür ederiz. Ayağınızın tozuyla derler ya, işte öyle geldiniz. Daha önce de galiba Adana'daydınız. Evet, Tekirdağ bölgesindeydim. Evet. Çorlu, Tekirdağ, sonra Çerkezköy, sonra Mersin yaptım bu hafta. Sonra Adana, Adana'dan İstanbul, İstanbul'dan da buraya geldim. Maşallah, şimdi Numan Bey sizden sonra misafirimiz olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, o da Adana'ya gitmiş. Şimdi her iki Adana'ya giden partinin de misafirleriyle birlikte olacaksınız. Her ikisi de Adana'yı nasıl görmüş, göreceksiniz. Nasıl? İktidar harika her şey diyor. Vallahi ben Adana'yı Numan Bey'le beraber gezmek isterdim. Öyle mi? Yani benim gördüğüm manzarayı Numan Bey'in... Aşağı yukarı aynı anlarda orada olmuşsunuz. Evet. Çünkü Adana perişan. Yani Adana bu ülkenin üç büyük ovasından bir tanesine sahip bir şehrimiz. Evet. Ama Yiğit'in şu anda kuru soğana muhtaç olduğu da bir yer. İşsizlik oranında Türkiye birincisi. %26. İhracat durmuş. Şu anda gümrük kapılarında yaprak kımıldamıyor. Yani tırlar şu anda hepsi garajda duruyor. Evet. Narenciye üreticisi narenciyesini artık dalından toplamaz hale gelmiş. Çünkü neden? Maliyet var. Toplarsa bir maliyet, satamıyor. Ağaç da bırakıyor. Bırakıyor. Toplamayı. Şimdi toplamayayım daha iyi kalsın orada diyor. Tabii Suriye ile kapılar kapanınca evet. 11 ülkeye ihracatımız orada bıçak gibi kesilmiş. Şimdi palyatif bir çözüm bulmuşlar. Roro'ları götürmeye çalışıyorlar ama taşıma suyla da değirmen dönmüyor. Yani öyle bir yanlış politika izlemişler ki Adana'nın o güzel yeşeren sanayisi, Mersin'in, Adana'nın, Hatay'ın, Antep'in, Maraş'ın, yani o bölgenin iş insanı artık zor koşullarda. Yani Adana perişan, Yiğit kuru soğana muhtaç. Öyle olmuş. Öyle. Yani gördüğüm manzara o. Yani işsizlik %26 olursa, Yiğit'in ekmek bulamadığı noktaya gelirse neye muhtaç olacak? O Adana'nın Yiğit insanı şu anda perişan durumda. Canım, bu CHP zaten her şeye olumsuz gözle bakıyor diyorlar. Diyorlar da işte benim gördüğüm manzarada gümrük kapısında şu anda bir tek tır geçmiyor. Şimdi geçmezse bu adam malını nasıl satacak? Bizim 2010'da hep söylüyor 106 bin tane tır geçmiş oradan. 2010 yılında. Şu anda bu sıfır rakamlarına gelmiş ve şu anda terör var. Geçen tırı da yakıyorlar. Böyle bir sıkıntılı bir noktaya gelmiş. Ne şimdi, yapalım canım? Suriye'yi biz mi karıştırdık diyorlar. Suriye'yi biz karıştırdık ne yazık ki. Yani Suriye biri bize talimat verdi. Suriye'nin başkanıyla Sayın Başbakan ailece görüştü, tatiller yaptı, ortak bakanlar kurulu kurdu, vizeleri kaldırdı. Ne olduysa birden Suriye'yi düşman ilan ettik ve şu anda Suriye ile savaş noktasına geldik. Yetmedi, terör örgütleri orada cirit atıyor. Dünyanın terör örgütleri cirit atıyor. Peki yani ne yapalım canım, Arap Baharı diyorlar. Affedersiniz, az önce alerjim var üzerinize, afiyet, çimenlerin üzerinde yayın yapınca iyice geldi, hapşıramadım da kusura bakmayın. Biz mi karıştırdık canım, Arap Baharı oldu da ondan böyle oluyor diyorlar. Şimdi Türkiye çok günübirlik politikalar istiyor. Türkiye bu günübirlik politikalardan vazgeçilmeli. Bizim 600 yıllık devlet geleneği olan bir ülkeyiz. Ve yılların da cumhuriyet ve demokrasiyle, kanunlarla idare edilen bir devletiyiz. Türkiye'nin kalkıp da böyle günübirlik yapay şeylerle uğraşmak. Arap Baharı ne oldu? Şu anda Arap Baharı'yla öyle bir köpürttük, sonra da düşmanlığa döndü şimdi. Yapılan son araştırmalarına göre en fazla bize kızan ülkeler o Arap Baharı'nda bizi alkışlayan ülkeler. Yani Başbakan çok kötü sınav verdi burada. Alkışlanıyorduk, yapaydı ve şu anda hepsi bizden nefret ediyor. Bizim köklü politikalar yapmamız lazım. Bizim önce kalktık, ne dedik? Sıfır dış politikamız olacak dedi. Sıfır sorun, sıfır sorun. Evet, evet, yani sıfır sorun olacak dış politikamız dedik. Şimdi bakın etrafımızda, dostumuz kalmadı. Suriye ile kavgalıyız, Irak'la kavgalıyız, savaş noktasında, İran'la savaş noktasındayız, Ermenistan'la gelinen noktalar ortada.
Yani böyle yapay şeylere çıkabilir miyiz? Türkiye'nin en temel meseleleri konusunda açılım yapacağız dedik. Ermeni açılımı dedik, Alevi açılımı dedik, diğer açılımlar dedik, Roman açılımı dedik. Ne oldu? Hepsi olduğu yerde kaldı. Yani sıfır sorun dedik, dostumuz kalmadı. Birçok soruna el attık, kalmadı. Avrupa Birliği'ne gireceğiz dedik. Ankara'nın ortasına öğlen havai fişekleri attırdık. Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa Birliği'nde bir arpa boyu yol almadık. Yani ben gerçekten Türkiye'nin çok önemli yıllarının heba edildiğini düşünüyorum. Canım CHP yardım etmiyor. Sürekli İşçi Partisi'nin parmağında oyuncak olmuş. Ondan böyle oluyor diyorlar. Şimdi Sayın Başbakan öyle söyledi. CHP İşçi Partisi'nin parmağında oyuncak olmuş diyorlar. Yani şimdi Başbakanın söylediğiyle Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin parmağında oyuncak olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık geçmişi var. Bugüne kadarki de duruşu da belli. Cumhuriyet Halk Partisi'ni başbakan bir yerlere payanda olmasını istiyor. Kendi partisi gibi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi başkalarının payandası olur. Bizim bir duruşumuz var. Biz bu ülkede demokrasiden yanayız. Bu ülkede özgürlüklerden yanayız. Bu ülkede barıştan yanayız. Kan dökülmemesinden yanayız. Ama bu ülkede başkaları bize talimat veriyor diye bir gün önce bunu parlamentodan atın BDM milletvekillerini deyip sonra talimattan barış süreci başlatan parti değiliz. Canım verseniz siz sürece destek diyorlar. Şimdi sürece desteği biz başbakana daha önce biz gittik. Dedik ki bakın Sayın Başbakan bu ülkede kan dökülüyor. Bu kanı durduralım. Doğrudur bunu dediniz zaten. Dedik. Bu yalan mı? Değil dediniz. Bu konuda ne gerekiyorsa da desteğimiz hazırız dedik. Sayın Başbakan bizim de isteğimizi elinin tersiyle itti. Ya sen kendin muhtaçsın, bana ne destek vereceksin? Barış süreci isteyen biri ana muhalefet partisiyle kavga ederek bu süreci götürebilir mi? Barışı önce biz parlamentoda sağlamalıyız. Benim ana muhalefet olarak barış sürecinde uzattığım eli havada bırakmaya başbakanın böyle bir lüksü ama var mı? Ama onlar da öyle diyor. Sayın Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri de biz onlara gittik daha hala gelmelerini bekliyoruz diyorlar. Biz görmedik daha. Öyle yani. Yani işte, gören varsa söylesinler. Yani oranda görüşme yaptık işte sizde heyet bizde heyet oluşturalım dedik filan diye anlattı ya Sayın Başbakan. Bakın bu süreci destekliyoruz. Türkiye'de barış olsun, Türkiye'de kan dökülmesin, kardeşçe yaşayalım. Ama Sayın Başbakan'ın yol haritasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu ülkeye barış nasıl getiririz? Demokrasiyi bu ülkede kökleştirerek, insan haklarını bu ülkede kökleştirerek, parlamentoda o yöredeki insanlar ve ülkenin tamamındaki insanlarımızın beklentisi olan o kanunları çıkartarak olur. Peki bunun adresi neresi? Kandil mi? İmralı mı? Bunun adresi neresi? Bunun adresi parlamento. Sorarım size. Ben 12 milyona yakın seçmenden oy almış bir partiyim. Ben ana muhalefet partisiyim. Yani kendi kendinize gidip CHP olarak oraya oturmadınız. 12 milyon kişi benim size görevim, oy verdi. Evet. Bu ülkedeki icraatları denetlemek yanlışa yanlış demek. Benim doğruları da desteklemek benim görevim. Peki benim bu görevim varken bana destek ver diyor. Beni yok kabul edilerek İmralı'yı Kandil'deki terör örgütünün başındakilerini muhatap alıp beni muhatap almaması, bana bilgi vermemesi, bu süreci nasıl yürüttüğünü söylememesi doğru mu? Türk halkına soruyorum. Ya İmralı biliyor, Kandil biliyor, bu ülkenin ana muhalefet partisi yol haritası nedir bilmiyor. Biz barış sürecinde başbakana kayıtsız şartsız destek verdik. En başta söylediniz. Allah dört tane yani maddemiz var. Şunu dedik. Dedik ki kardeşim, bir, samimi ve dürüst olacaksın. İki, gizli kişisel ajandan olmayacak. Ama bugün ajandası var. Üç, millete izah edemeyeceğin angajmana girmeyeceksin. Ama dört, ana muhalefet partisi veya millete zaman zaman bilgi vereceksin. Şimdi BDP'li Altan Tan diyor ki dün Bursa'da bakalım başbakan verdiği sözü tutacak mı? Demek ki başbakan sözler vermiş. Bu ülke adına angajmana girmiş. Ben ana muhalefet partisi olarak bunların hiçbir tanesini bilmiyorum. Hangi sözler verildi? Kandil benden daha ileri biliyor bu sözleri. Yani sen Türkiye Cumhuriyeti'ni pazarlık masasına yatıracaksın, sözler vereceksin ve bu konuda adımlar atacaksın. Çıkıp halka diyeceksin ki ana muhalefet partisi
bize destek vermiyor diyeceksin. Sen ne yaptığını, hangi işi tuttuğunu kapılar kapılarında ben bilmeyeceğim. Ama ben sana kayıtsız şartsız destek vereceğim. Canım gelin komisyon kuralım dediler, gitmediniz diyorlar. Şimdi... Gerçekten o biraz sonra oldu yani. Şimdi ben sizin önünüze Erkan Bey, şurada boş kağıt versem, desen bunun altına imza atın verin veya şuradaki dokümanlarımın içerisinde ne var bunu göstermezsem, size desem ki al şu dokümanların altına imza at, atar mısınız okumadan? İçeriğini bilmeden atar mısınız? Ben size soruyorum. Yani size bu kağıtları versem, üstünü kapatsam, şuraya bir açık bir imza atın desem, atar mısınız? Atmam. Türkiye'de 76 milyon Türk vatandaşından bir tanesi atar mı? Herhalde atmazlar. Atmaz. Şimdi benim içeriğini bilmediğim, ne yazıyor, hangi angajmana girmiş bilmediğim bir şey. Sayın Başbakan diyor ki bana güven, buraya gel imza at. Ya bu ülkede ben ana muhalefet partisiyim. Senin alternatifin benim. Sen gideceksin, ben bu ülkeyi yöneteceğim. Senin o girdiğin angajmanlar yarın öbür gün Türk halkının başına bela olacak ve sorumlu da ben olacağım. Bugün eğer Türkiye ana muhalefet partisinin 2003'teki o Irak sürecindeki tezkereye destek vermiş olsaydı Türkiye bugün savaşın ortasındaydı. Şimdi herkes diyor ki iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi o tezkereye karşı çıktı. Türkiye buradan bir cephe açmadı komşusuna. O bizim sorumlu muhalefet anlayışımızda ve Türkiye'yi bir beladan biz kurtardık. Yoksa burada Amerikan askerlerin cirit attığı bir Güneydoğu olacaktı. Şimdi Türkiye'yi biz o tezkereyle savaş belasından kurtardık. Şimdi hiç çıkarımız olmayan, nedenini ne olduğunu bilmediğimiz bir savaşın eşiğine tekrar geldik. Kimle? Türkiye'nin. Suriye ile geldik. Irak'la da geldik. Neyse, konuyu burada şimdi, bitirelim de öyle. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o söz konusu komisyona iştirak etmedi, destek vermedi. Hayır, bakın komisyon şu. O tartışıldı yakın zamanda. Araştırma komisyonuna bizim verdiğimiz öneri şuydu. Her partiden eşit sayıda üye olacak. Oradaki tüm gerçekler sayısal çoğunlukla örtbas edilmeden kamuoyunun gündemine taşınmalı. Çünkü daha önce hükümetin yaptığı bir olay var. Bir sicili bozuk olay var. Uludere'de 34 tane vatandaşımız öldü. O sorunlar, yani kim bunu emri verdi? Nereden geldi bu talimat? Uluslararası hangi güç bu talimatla benim vatandaşımın tepesine bombayı benim askerim yağdırdı? Şimdi bunu araştıralım dedik. Hükümet sayısal çoğunluğuyla gerçekleri örtbas etti. Gerçek olmayan bilgilerle bir rapor getirip verdi. Ama bizim arkadaşlarımız gerçeği bir bir araştırdılar. Sayın Genel Başkanımız bunu parlamentoda açıkladı. Gerçek o değil, budur diye. Şimdi bizim endişemiz gene sayısal üstünü. Yani komisyonda şöyle diyor. 10 tane AKP verecek. 4 tane CHP verecek. 2 tane MHP. 1 tane BDP. Yani tüm muhalefet 7 kişi. AKP 10 kişi. Yani AKP ne derse olur. Zaten sorun burada başlıyor. Yani gerçekleri araştıralım derken AKP, Sayın Tayyip Erdoğan ve ekibi gerçekleri örtbas etmekle meşgul. Şimdi böyle olursa nasıl gerçekleri araştırırız? İktidarın da hatası varsa çıkıp özür dileyecek. Yani budur. Evet. Yani yanlış bu komisyonu varsa, da benzer usul ve esaslarla oluşturmak istediler. Onun için katılmadık diyorsunuz. Erkan Bey, laf olsun diye komisyon olmaz. Komisyon bir gerçekleri araştıracak mı? Korkmamalıyız. İktidar partisi korkmamalı. Evet. Komisyonda eşit sayıda üye verelim. Eşit sayıda üyeyle o gerçekler ortaya çıkartalım. Bu ülkede artık olayları böyle halının altına süpürerek... Çözüm süreciyle ilgili komisyon da böyle oluşturulmak istendi. Tabii ki. Onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Tabii ki yani bu süreçte böyle olursa bu süreç başarıya ulaşır. Yani bu süreci başarıya ulaştırmanın yolu gerçekleri halının altına süpürmek değil. Yani gerçekleri çıkarıp konuşacağız ve gerçekleri nedir çözüm yolu hep beraber bulacağız. Parlamentoda çözüp gideceğiz. Yani bu işi bizim önümüze başkası değil, biz getirmeliyiz. Biri bize talimat veriyor diye. Öyle mi? Yani çözüm süreci birinin talimatıyla mı başladı? Temel iddianız bu mu? Şu anda bunu söylemeyi doğru bulmam. Ama bundan önceki süreçlerde gördüğümüz bu. Yani biz bunu söylediğimizde Sayın Başbakan dedi ki PKK ile görüşüyor diyorlar. Birileri de aracı oluyordu. Bunu söyleyen şerefsizdir dedi.
Ya bu çok ağır laflar etti dedik başbakan. Ya böyle bir görüşme var. Hayır dedi, bunu söyle, ispat edin. Yoksa şerefsizsiniz dedi. E çıktı ortaya. Oslo görüşmeleri çıktı ortaya. Tutanaklar çıktı ortaya ve arkasında da İngilizlerin olduğu ortaya çıktı. Peki yani nasıl olacak? Yani kim şimdi şerefsiz? Ya böyle bir süreç var. Şimdi sürekli perde arkasında başkaları var. Biz bu ülkede kanın durmasını sağlamalıyız. Bu ülkede kardeşin kardeşe kurşun attığı dönemi bitirmeliyiz. Bu ülkeye barış gelmeli, huzur gelmeli. Yani askere giden o elinde kına olan gençlerimiz vatanı görevini yapıp tekrar baba ocağına geri dönmeli. Biz bunu istiyoruz ama bunun çözüm yolu başkası bize dayatmasıyla değil. Ben kendi vatandaşımın haklarını kanunla vererek yapmalıyım. Bunun çözüm yolu budur. Yoksa gidip Diyarbakır'a cezaevi vaat etmek değildir. Bu Elazığ milletvekilinin Elazığ'a yeni cezaevi vaat etmekten geçmez. O cezaevlerini kapatıp müze yapmaktan geçer. Eğer başbakan samimiyse Diyarbakır cezaevinde kötü anılar var. Acı anılar var. Diyarbakır cezaevini gelin müze yapalım. Diyarbakır'a fabrika götürelim. İşte olacak, süreç şimdi, bitince bunlar olacak. Siz süreç biterse oyuncağınız elinizden alınacak. Süreç biterse söyleyecek laflarınız kalmayacak. Ulusalcılık yapamayacaksınız. O yüzden bitmesini istemiyorsunuz. Diyorlar. Milliyetçiliğimizden de ulusalcı, ne alem böyle söylüyorlar. Biz ulusumuzu sevmekle de milletimizi sevmekle de gurur duyuyoruz. Bundan başbakan söylüyor diye de hiç yanlış da anlamayız. Devam etsin. Bu çizgimizi seviyor. Biz bu milletin 76 milyonun kardı Lazı'yla, Kürdü'yle, Çerkezi'yle, Abazı'yla, Gürcüsü'yle hepimiz bir milletiz. Bu ulusun birer fertleriyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Bununla hiç gocunmuyoruz. Ama yani, işte biz bu sorunu çözersek işte o politikalarınız çürüyecek, ortada kalacak ve iflas edip gideceksiniz diyorlar. Erkan Onun Bey, için çözülmesini istemiyorsunuz. Bu doğru değil. Biz o yörenin insanlarını pazarlık masasında haklarını teslim etme noktasına gelirsek Türkiye Cumhuriyeti'nde bir parlamenter olarak bundan üzüntü duyarım. Biz birilerinin silah dayatmasıyla kanunları çıkartmamalıyız. Diyelim ki Tayyip Erdoğan'la Abdullah Öcalan arasındaki pazarlıkta olay tıkandı. Peki ben oradaki vatandaşlarımın haklarını kanun olarak çıkartmayacak mıyım? Niye ben o yöredeki insanlarımın temel sorunlarını çözme noktasında İmralı'yla Tayyip Erdoğan arasında bırakayım? Veya Kandil'deki kişilerin arasında pazarlık konusu yapayım. Ben bunları vermeliyim. Bunlara mı karşısınız? Tabii yani, ki. Yani temel olarak CHP sürecin başından beri sürece katılmak istenmedi zaten. Onu mu anlamalıyız? Ya ben şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, yani herkesin samimi olması lazım. AKP sözcülerin de samimi olması lazım. Biz geçen yaz ilk bu meseleyi çöz diye giden biziz. Kimseyi kandırmasınlar. Evet. Yani bu meseleyi çöz diyoruz kardeşim. Türkiye'nin böyle yani parlamentoya getirin konuşalım. Önemli bir meselesi var. Var şimdi. Evet. 3 dönemdir hiç kimseye nasip olmayan tek başına iktidarsın. 3 dönemdir istediğin kanunu çıkartabilecek iktidar erki var elinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar 93 yıllık geçmişinde hiç kimseye nasip olmayan bir şansı sahipsin. Böyle bir temel mesele var. Ülke kan gölüne dönmüş. Bu olayı çözelim. Ben de sana destek veriyorum. Diyen biz değil miyiz diye soruyorsunuz, öyle mi? Ama AKP iktidarı, Sayın Tayyip Erdoğan bizi muhatap almadı. Kimi muhatap aldı? İmralı'yı aldı. Kimi muhatap aldı? Kandil'i aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Başbakan CHP'yi muhatap almadı. Kandil'i aldı. İmralı'yı aldı. Diyor, bizi almadı. Dediniz. Ben böyle duydum. Doğru mu? Doğru duymuşsunuz. Bir başka nokta var. Ya bunu manşet yapacağız. Başlık atacağız. Yani o yüzden sürece uzak duruyorsunuz. Biz hala sürecin içerisindeyiz. Hala daha yani? Sayın Başbakan'ı getirip doğru yola getirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Parlamentoya bizim getirdiğimiz 17 maddelik bir teklif var. Sayın Başbakan eğer samimiyse gelsin bu 17 tane maddeyi çıkartalım. Bu konularla mı ilgili? Tabii ki.
Bu ülkedeki... Yani çözüm sürecinde siz doğru yolun parlamentoda bu işleri teker teker konuşmak olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu ülkeye gerçek demokrasi gelmeden, barış, özgürlük, bu ülkede eşitlik gelmez. Gerçek demokrasinin gelmesinin yolu da parlamentodur. İmralı değil. Biz barıştan yanayız. Biz kardeşlikten yanayız. Ama bunun çözüm noktasını başka yerde aranmasına karşıyız. Sayın Başbakan. Yani çözümden yanayız, adrese karşıyız. Tabii ki adres yanlış. Yanlış adresi arıyorlar. Ona karşı. Ya, o 17 maddeyi sıralayabilir misiniz müsaitse? Tabii ben ki yani. Okuyayım hemen burada. Bunlar %10 seçim barajı kaldırılsın. Uzun tutukluluk süreleri kaldırılsın. Milletin vekillerini millet seçsin. Düşünce ve ifade özgürlüğü güvence altına alınsın. Toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü sağlansın. Yani bu başlıklara engel olacak kanunlar hangileriyse düzeltme yapalım buralarda diyorsun. Basın özgürlüğü sağlansın. Tutuklu öğrenci ayıbına son verilsin. Özel yetkili mahkemeler kaldırılsın. 1 Haziran 2005 tarihinden bu yana bu mahkemelerde verilen kararlarla ilgili olarak yeniden yargılama yolu açılsın. Tutuklu vekil ayıbına son verilsin. Gizli tanık ve yasa dışı dinlemelere son verilsin. Faili meşhur cinayetler çözülsün. Nevruz resmi bayram olsun. Uludere katliamı aydınlatılsın. Diyarbakır'a cezaevi değil müze yapalım. Mayınlı araziler temizlenip topraksız köylülere verilsin. Yani çözüm sürecinde bunlar somut olarak yapılması istedikleriniz. Yani Sayın Başbakan'ın öyle zamana yayınmaya... Bir de 1 Haziran 2005 tarihinden bu yana mahkemelerde verilen, özel yetkili mahkemelerde verilen kararlarla ilgili yargılama yolunun terör örgütüne ne alakası var efendim? Hepsi bunun içerisinde. Özgürlükler ve demokrasi, eşitlik hepsi bunun içerisinde. Bunlar olursa bunlar olursa olur mu? Çünkü özel yetkili mahkemeler bu ülkede çok can yaktı. Erkan Tan, BDP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi de BDP'nin ve PKK'nın parmağında oynatılıyor. Oku bunu Erkan Tan. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı nerede? Yıllarca PKK ile savaşan ve binlerce şehit veren Türk Silahlı Kuvvetleri ne düşünüyor? Neden susuyor? Hamza Pınar Ürgüp'ten bu mesajı göndermiş. Hani CHP İşçi Partisi'nin parmağında oyuncak oldu dedi ya başbakan. Bu herhalde sizden bir arkadaş Hamza Pınar Ürgüp'ten. Onu bilmiyorum ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Peki efendim devam ediyoruz. Ya bu şeye pek girmek istemiyorsunuz herhalde. İşçi Partisi'nin elinde oyuncak oldu CHP işine. Hayır böyle bir şey yok. Yani Sayın Başbakan bizi tahrik etmek istiyor. Zaten bir kısım medyada bizi başbakanın bu şeyine takmak istiyor. Bizim kendi duruşumuzdan bazı çevreler bu ülkenin çıkarına değil de başkalarının çıkarına gözeten çevreler Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu duruşundan rahatsız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin çıkarı neyse, bu milletin hayrına neyse biz orada dururuz. Ama efendim şimdi partinizde başka sesler de çıkıyor. Bu da kafa karışıklığına yol açıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz çok hayır, açık konuştunuz. Hayır, biz partimizde... sürece destek oluruz ama adres yanlış. Süreç yanlış işliyor. Evet. Adres yanlış. İmralı olmamalı, Kandil olmamalı. Süreci çözüm noktası parlamentodur. Ve muhatabı da o bölgede yaşayan vatandaşlarımızdır. Hı. O vatandaşlarımızdır. Bu ülkede bu rejimden rahatsız olan sırf onlar değil. Ülkenin basın özgürlüğü de var. Yani getirdiğimiz bu ülkede demokrasinin gelmesi için, gelişmesi için, bu ülkenin önünün açılması için Türkiye'deki basın özgürlüğünün olması lazım. Bu ülkede parlamentoya o fikirlerin doğru yansıması lazım. Parlamentoya doğru fikirlerin yansıması için barajın aşağı çekilmesi lazım. Bu ülkede demokrasinin hukukun işlemesi için özel yetkili mahkemelerin kalkması lazım. Uzun tutukluk süresinin ortadan kalkması lazım. Yani ben Güneydoğu'daki, doğudaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla beraber ülkenin başka bölgelerinde de sorunlar var. Yani basın özgürlüğü Türkiye'nin tamamının sorunu. Bu iktidarın yanlışına yanlış diyen kim varsa cezalandırılıyor. Evet, bu arada ben yeri gelmişken söyleyeyim. Hani biz henüz bir ceza almadık ama TV8'deki görevimizin yanı sıra, TV8 Ankara temsilciliği görevinin yanı sıra, hani basın ve basın özgürlüğünden söz etti Sayın Erdoğan Toprak. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazılarıyla karşınızda olacağım efendim. İlk köşe yazısı bugün okuyucularla buluştu. Yeni Şafak gazetesinin 9. sayfasında günaydın, günaydın diyerek karşınıza geçtik. Onu arkadaşlarımız şimdi size gösterecekler inşallah.
duvarda astık. Hani köşe yazarı olunca bizi seyreden sevgili seyircilerimizle bu anı, bu durumu paylaşalım istiyoruz. İşte köşe bu. Yeni Şafak gazetesinin 9. sayfasında bizi bulabilirsiniz bugün. Saçın sırrını bir Türk bilim kadını çözdü. Bunu yazmışız bugün efendim. Ne var burada? Saç çıkartan bir ilaç icat etti. Dünyada ilk defa saç çıkartıyor gerçekten. Uluslararası hakemli bilim kurullarının tespiti bu. Bir Türk bilim kadını bunu buldu. Onu Meral Şaşoğlu, Profesör Doktor köşe konusu yaptık. Numan Kurtulmuş doğuştan solcu mu? O da var köşede. Bu sizi ilgilendiriyor mu bilmiyorum efendim. Karaciğer naklinde Avrupa birincisi, dünya ikincisiyiz. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin bir başarısı. İlk köşemizin konuları bunlar. Yeni Şafak gazetesinde TV8'deki görevimizin yanı sıra, TV8 Ankara temsilcisi ve Erkan Tan'la Başkent'ten programının yapımcısı ve sunucusu görevinin yanı sıra her pazar ve her çarşamba köşe yazılarımızda karşınızda olacağız. Efendim bundan sonra tabii köşe yazarı olarak da muhatabınız olacağız. Bekleriz ilgili haberleri ve bizim de yayınlamamızı istediğiniz durumları. Sizler aracılığıyla bu ülkenin gerçeklerini aktarmak isteriz okuyuculara. Bundan da çok mutlu oluruz. Çünkü bu ülkede ne yazık ki çok fazla gerçekleri aktarabileceğimiz kanal ve mecralar kalmadı, azaldı. Onu söyleyeyim. Mesela ilk köşemize yetiştiremedik ama ben geçenlerde gördüm, siz MÜSİAD'ın toplantısına gittiniz. MÜSİAD ve CHP. Allah'ım dedim, yanlış mı görüyorum acaba? Hayır. MÜSİAD yani öteki mahallenin müessesesi. Erdoğan biz, Bey adresi mi şaşırdınız? Hayır. Sizi adres... orada gördüm değil mi? Doğru. Yani. Evet doğru. Hiç adres şaşırma. Gittiğim her yerde uğruyorum. Evet. Tüm derneklere uğruyorum. MÜSİAD'a da uğruyorum. Ben bu ülkede üreten herkese destek olmayı kendime görev biliyorum. Evet. Bugün Türkiye bağımsız, özgür, kendi ayakları üstünde bir politika izlemek istiyorsa güçlü ekonomisine sahip olması lazım. MÜSİAD'ın yöneticileri bana oy verir vermez. O onların bileceği şey. Ama ben bu ülkeye yaptıkları her bir liralık ihracattan buradaki bir tane ailenin iş bulmasına, tenceresinin kaynamasına sebep olur. Evet. Onların yaptığı ihracatla benim dışarıdan alacağım borç azalır. Bugün Türkiye'nin geldiği sıkıntılı nokta nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin aşırı şekilde borçlanmış olması, Türkiye'nin sıcak paranın Türkiye'ye aşırı şekilde gelmiş olması 155 milyar dolardır şu anda. Türkiye dış politikası da kendi özgür politikasını uygulamıyor. Türkiye yani bu borç dış politikayı da ayarlar. Tabii oraya ki, da ayar çeker öyle mi? Bu parayı bize verenler bizi komşularımızla savaş noktasına getirdiler. Bugün Türkiye'nin dış politikadaki girdiği yanlışlık bu. Bizi buraya sürükleyen yapı Türkiye'ye verdikleri o borçtan dolayıdır. Sen borçlusun, ben sana talimat verdim. O bölgede komşularınla bu noktaya geleceksin. Yoksa 2010'da ben ailece tatile çıkacağım. 2011'de diyeceğim ki özgürlük yok. Ya uyan da balığa çıkalım derler. Sen 2010'dan önce Suriye'de özgürlük mü vardı? Bir günde mi değişti bu özgürlük? Suriye bizim bildiğimiz Suriye'ydi. Her zaman öyleydi. Her zaman böyle. Şimdi ne oldu da Suriye ile bir savaş noktasına geldik? Kim talimat verdi? Bu talimatı niye dinledik? Bu talimatı biz sıcak paradan dolayı dinledik. Bize borç verdikleri için bize istediğini yaptırtıyorlar şu anda. Bizim onun için ben 76 milyon vatandaşımın tamamından oy istiyorum kardeşim. Fikirlerime güveniyorum. MÜSİAD'çılar MÜSİAD'dan size oy vermez Erdoğan Bey. Onların ben gittiniz mi siz oraya? Ben doğru görmüşüm. Ben gittim. Mi? Evet. Genel merkezlerine de gittim MÜSİAD'ın. Gittim kendimi anlattım. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanımsıyım. Ben fikirlerimin doğruluğuna güveniyorum. Evet. Ben fikirlerimden zerre kadar endişe Başbakan duymuyorum. Başbakan sizi gördü mü orada? Gördü tabii ki. Tokalaştım da endişe duymuyorum fikirlerimden. Evet. Fikirlerimin bu ülkenin yararına olduğunu bildiğim için her kapıyı çalmaya devam edeceğim. Her tarafa gitmeye devam edeceğim. Bu ülkenin parçalanmasını istemiyorum. Bu ülkenin komşusuyla para yüzünden savaş açılmasını istemiyorum. Birileri söylüyor diye ben kendi vatandaşıma yasa çıkartmayı kendime yedirmiyorum. Bu ülkenin hangi yasadan bahsediyorsunuz? Şu andaki Kandil'deki verilen talimat bu.
Bakın anayasayı çıkartın diyorlar. Evet. Üç aşamalı plan diyor. Ben anayasayı niçin çıkartacağım? Bu yöre halkı için mi? O zaman niye ben Kandil'den talimat bekliyorum? Kandil'de terörü yönetenler Türkiye Cumhuriyeti parlamentosuna talimat veremez. Bunu ayıp kabul ederim. Ve bu benim ya ayıbımdan öte... Ya zaten masadan kaçacaktınız, bahane ediyorsunuz kardeşim. Diyemediler de derler şimdi sizin bu laflarınızdan sonra. Onlar ne derse desin. Onlar bu ülkeyi getirip İmralı'ya teslim ettikten sonra onların söyleyecek hiçbir lafı yok. Onlar Kandil'den talimat alarak işte üç aşamalı deyip yeni anayasa reformunu çıkar diyen PKK başı Karayılan'ın talimatını dinledikten sonra benim onlara hiç umurumda değil. Peki efendim zaten çıkartacaktık anayasa değişikliğini canım, millete söz vermiştik seçimlerde diyorlar. Tamam, tamam doğru, katılıyorum. Peki verdiniz anayasa. Tamam biz istiyoruz, gelin çıkartalım. Peki niye biz Kandil'i bekliyoruz? Kandil'in talimatını bekliyoruz. Yasaları al işte 17 tane madde var, kanun var. Bu kanunlar bu ülkenin yararına olan kanunlar. Gelin çıkartalım. Niye pazarlık masasına sürüyoruz? Yani pazarlık masasında diyelim uyuşmazlık çıktı. Anlaşamadılar. Öcalan'la Tayyip Erdoğan anlaşamadı. Yani biz Kürt vatandaşlarımızın veya bu ülkedeki bu konuda muzdarip olan vatandaşlarımızın haklarını teslim etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Şimdi böyle bir noktaya geldi ki şimdi uluslararası alanda ne diyeceğiz? Yani biz kırmızı bültenlen PKK terör örgütü üyeleri deyip aratıyorduk değil mi? Şimdi ne diyeceğiz? Almanya, Fransa, orası burası. Ya siz bunlarla masaya oturdun. Bırakın artık bunlar aktivist oldu dedi. Evet. Sizin adamlar da imzalamışlar. Deniz Baykal da varmış hayır, orada. Hayır. Öyle yazdılar. Kocaman manşetler oldu. İşte medyanın sorunu bu. Medya eğer inandırıcı olmak istiyorsa yalanı değil, gerçeği yazmak zorunda. Neymiş gerçek? Biz onun karşısında durduk. Bunu Sayın Baykal da açıkladı. Evet. Yani lütfen. Ama bir kısım medya sahibinin sesi olmaya devam ederse bu ülke bir yere gitmez. Gitmez öyle mi? Yani PKK'lılar aktivist denen kararın altında Sayın Baykal'ın imzası bilmeyen olabilir. Baykal'ın açıklamasını yakalamamış olanlar olabilir. Biz bu önergenin karşısında durduk. Böyle bir şey yok ve bu konuda da mücadele ettik. Bu yanlıştır dedik. Evet. Ama biz bunun karşısında olduk. Bir kısım medya bunu Türkiye'ye farklı anlattı. Anlattı. Biz de bunu doğrusunu anlatmaya biz de devam ediyoruz. Parti sözcülerimiz de devam ediyor. Sayın Baykal da zaten bu konuda açıklama yaptı. Ama şimdi sorun şu. Söylüyoruz. PKK'lılara aktivist diyor Avrupa. Hadi bakalım diyorsun. Şimdi ne olacak şimdi? Hadi bakayım. Siz bundan sonra ne yapacağız yani? Hepsini piropak ettik. Tertemiz. Ne diyeceğiz yani? Eskiden terörün başı deniyordu. Yok bunlar terörist eli kanlı diyordu. Masaya oturdun. Uluslararası camiada da aktivist haline getirdin. Ne olacak şimdi? Biz bu yol haritasını doğru koyalım dediğimizde bizi dinleselerdi ne olurdu? Bunun adresi parlamentodur. Bırakın o bölgede akil insanları seçeceksek de gerçekten bu ülkede kendi konularında itibarı olan değerli kişilerden seçelim, güvenilir kişilerden seçelim. Her partide eşit sayıda bu olaya katılsın ve biz bu ülke meselelerini karalım dedik. Şimdiki akil adamlar kendileri gidip ne anlatacağını bilmiyor. Bakın buna manşet yapacağız. Akil adamlar ne anlatacağını bilmiyor. Bilmiyorlar çünkü her yerde her biri farklı farklı şey anlatıyor. Yani ortak bir dil birlikteliği yok. Ve ondan sonra diyorlar ki bunlar 30 günde dolaşacak. O sorunları getirecekler. Biz parlamentoda çözeceğiz. Yani devlet 30 yıldır 1984'ten bugüne kadar bu meseleyi bilmiyor. Sanatçı bir arkadaşımız, köşe yazarı bir arkadaşım, avukat bir arkadaşım 30 günde bu meseleyi bilecek, getirecek parlamentoda bunu yasalaştırıp tüm sorunu çözeceğiz. Bu devletle alay etmektir. Devlet birikimiyle alay etmektir bu. Evet, yani evet. Devlet her şeyi bilir. Devletin birikimleri var. Vardır. Ama sen eğer her şeyi ben deyip padişah gibi tüm yetkileri başbakan olarak kendi toplarsan olacağı budur. Efendim Kamer Genç'in sözleri infial yaratmış vaziyette. Ben Kamer Genç'in sözlerini yani de CHP yönetimine müracaat etmiş Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek. Siz de yönetimsiniz tabii genel başkan yardımcısı olarak. Yani ben aynı tutumu Sayın Bülent Arınç'a da göstermesini isterdim. Yani Bülent Arınç da bir bayanın çok namahrem yerini söyledi. Yani çifte standart olmaz. Ben Kamer Genç'e katılıyor değilim.
Ama Bülent Arınç'a da katılmıyorum. Kamer Gence'ye gösterdiği tepki Bülent Arınç'a da göstermesini bekliyorum. Tabii cumhur manşet yapıyoruz yalnız şimdi. Bunu tabii ki yani. Meclis başkanı dediniz. Siz evet. Kendiniz söyleyin. Ağır bir laf, ben bulaşmayayım bu işe, karışmayayım. Yani şimdi meclis başkanı bize Kamer Genç'le ilgili mektup yazmış. Genel başkanım sen. Sözleriyle ilgili. Ben Kamer Genç'in sözlerine katılmıyorum. Ama çifte standart olmaz. Sayın Bülent Arınç da vajinadan bahsetti artık. Söylendiği için. Evet. Aynı şeyi Bülent Arınç'a da yapılmalı. Ve biz parlamentoya seviye getireceksek herkese eşit uzaklıkta durarak getirebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı her parlamentere aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olmalı. Çifte standart olmaz. Ben katılmıyorum söylediğine Kamer Genç'in. Ama Bülent Arınç'ınkine de katılmıyorum. Kamer Genç'e böyle bir şeye girenin Bülent Arınç'a girmemiş olmasını da doğru bulmuyorum. Efendim Erkan Tan'la Başkent'ten programında Sayın Erdoğan Toprak sizinle ve bizimle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı, onunla konuşuyoruz. Vatanı, milleti, memleketi. Bu arada hani yeri gelmişken söyleyelim. Bundan böyle her pazar ve her çarşamba TV8'deki görevimizin yanı sıra Yeni Şafak gazetesinde de köşe yazarlığı yapacağız ve köşeyle karşınızda olacağız. Her pazar ve her çarşamba hepinizi bekliyoruz. Bu pazar ilk yazımız var. Efendim, saç çıkartan bir ilaç icat etti bir Türk bilim kadını. Bugünkü köşemizde bu konu var. Numan Kurtulmuş doğuştan solcu mu? Bu var bugünkü köşe yazımızda. Karaciğer naklinde Avrupa birincisi, dünya ikincisiyiz. Bu var bugünkü köşe yazımızda Yeni Şafak gazetesinde. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi. Bunları yazdık. Hani ilk olduğu için böyle duyuruyoruz. Kaçıran olur, duymamış olan olur. Bu heyecanı sizinle paylaşıyoruz. Allah utandırmaz inşallah. Her pazar ve çarşamba Yeni Şafak gazetesindeki köşemizde sizi bekliyoruz. Erdoğan Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İçin kolaylıklar ve başarılar dileriz efendim size. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Başarılı yayınlarınızın devamını dilerim. Köşenizde de başarılar diliyorum. Umut ediyorum. Birçok köşe yazarının kaçındığı o bazı gerçekleri sizlerin köşesinde okuruz. İnşallah. Umut fakirin ekmeği. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolaylıklar dileriz. Reklamlar.